Biraz evvel geldim. Önce çevreme bir göz attım. Sonra tam ortada durup bütün bedenim atölyemin en ince boşluklarını dolduruncaya kadar genleşmeye başladım. Ancak böyle bir genleşmeden sonra çalışabiliyorum. Yeni gerdiğim tuvallerden birini astarladım. Sonra karşısına geçip bakir beyazlığını bir süre seyrettim. Ruhum karardı. Tarzınız çok abartılı. Daha esnek olabilirsiniz. Resim ister figüratif, ister soyut, ister tuval içi, ister tuval dışı, ne olursa olsun, kavramlara dökülemeyen, dile sığmayan o gizi, o büyüyü beraberinde getirmiyorsa bence amacına pek ulaşmış sayılmaz. Resimlerimde bu atmosferi, bu duyguyu yakalamaya çalışıyorum. Sevgili kardeş, siz bunlara resim mi diyorsunuz? Bu resim nedir, ne anlatıyor gibi soruları insana kavramlar yaratmaya çalışan aklın baskısı sorduruyor. Ama ben bu tür soruların ve verilen cevapların sanattan bir şeyler koparıp götürdüğü kanısındayım. Resimlerime koyduğum isimler, resmin biçimsel yapısının yaşadıklarıma ve duygularıma ilişkin sözel çağrışımlarıdır. Aslında önemli olan benim ne düşündüğüm değil, sanatı tüketen ile yapıt arasındaki estetik süreçtir. Sayın Tanyeri, sanatta güzellik sizin için önemli değil herhalde. Lütfen zevkimizi bozmayın. Sanatçı bana göre akla gelen bütün tabuları, bütün değerleri yıkabilecek bir gücü kendisine sağlayan özgür bir düşünce ortamında değilse, bağlayıcı bir otoritenin dümen suyunda yürümek zorunda kalacaktır. Böyle bir otoritenin yarattığı birinci tehlike, sanatçıya neyi, nasıl yapması gerektiğini dikte etmesi, kabul etmediği takdirde de onu dışlamasıdır. İkincisi ve bence en tehlikeli olanıysa, gelişi güzel çiziktirmeleri, özgün olmak uğruna yapılan zorlamaları, sanat eseri ya da sanat etkinliği diye sunarak çıkar sağlamak ve sanat tüketicisini yanlış yönlendirmektir. Burada karşımıza çıkan büyük engel, gerçek sanat ile uyduruk arasındaki ayrımı ortaya koyabilecek kriterlerin olmayışıdır. Şaşkına döndüm. Sanatçı olmak demek, biraz kaçık olmak mı demek? Kendi ürünlerini açıklama ihtiyacı duyan birçok sanatçı, anlamı su götürür veya belirsiz, sözde felsefi bir takım değerlendirmelerle yaptıkları işlerin ne kadar derin olduğunu anlatmaya çalışırlar. Oysa sanatın hem üretilmesinde hem de tüketilmesinde akıl belki büsbütün yitip gitmese bile egemenliği devre dışında kalır.
Bence resimlerin çok saçma. Gereğinden fazla boy harcamakla beraber sapık ruhlu bir insansın. Sanatçının yaratma özgürlüğünün sınırlarını ise sanatçının sorumluluk bilinci, yeteneği, kültürel birikimi ve aklının koyduğu sansürü aşma gücü belirler bana göre. Özgünlük ile dekadansı, özgür olan ile angaje olanı, çiziktirme ile ifadeyi birbirinden ayırt edebilmeli sanatçı. Çok iç karartıcı. Size bahçelerde yeşillikler içinde bulunmanızı tavsiye ederim. Bu kısacık ömürde bu kötümserlik niye? Bence bir psikoloğa görünün. Resimde konu diye bir sorunum yok. İnsanlara, durumlara, nesnelere resimsel bir anlam verme eğilimim var. Her ressam gibi. Ve yaşamın kendisinin başlı başına büyük bir sanatsal olay olduğu kanısındayım. Çünkü yaşam da tıpkı sanat gibi aklın egemenliğine devamlı karşı koymaktadır. Akıl var, yakın var deyimi sanatın ve yaşamın ihmal edilebilecek çok küçük bir alanında geçerliliğini korumaktadır bence. Resimlerini hiç beğenmedim birader. Bu ne böyle ya? Sen bunalıma girmişsin kardeşim. Söyleyecek kelime dahi bulamıyorum. İğrenç olmuş bütün resimlerin. Acilen bir psikiyatri servisine başvur veya intihar et. Bizi de kurtar, kendini de. Tuvalin boş beyazlığına bakıyorum. Saat kaç, hangi gün, aylardan, mevsimlerden hangisi umurumda değil. Susamıyorum, acıkmıyorum. Fiziksel varlığımın baskısı düşüncelerime hain bir gölge gibi düşüyor. Şimdi şu an gövdemden, bir giysiden kurtulmak ister gibi sıyrılmak, onun salınımlarımı kısıtlayan ağırlığından kaçmak istiyorum. Derin derin soluyorum. Bütün organlarım önem sırasına göre genleşiyorlar. Genleşen göz bebeklerimden içeriye akan boş ve süt beyazı tuvalin tam ortasında çocukluğumu görüyorum. Thank you.